Ameliyat öncesi çok fenaydım, hiç kendimde değildim. Yani 3-4 gün bayağı bir sancı çektim evde. 2-3 kere acile gittim. Acilde ilaçtır, işte serumdur, tedavilerimi yaptılar. Tabii ki anlık. O anlık geçirmeydi. Artık son gecem, yani benim son gecem bayağı bir kötü geçti. Sabaha kadar hiç uyuma imkanı yok. Ne ayakta durabildim ne yatabildim. Baktım artık gidiyorum. Bir kere ameliyat oldum. Tabii ben zaten biliyordum aslında sorunlarımın gitmediğini. Benim de sıkıntı olduğunu da biliyordum ben. İkinciden sonra hem dikkat etmem gerektiğini söylemişti doktor. Hem platinlik olduğunu söylemişti. Ama ben söylediklerini yapamadım. Biraz da dikkat edemedim kendime. Tekrardan fıtığım büyümüş yani. 2 ay içinde de tekrardan patlama oldu bende. Ameliyatım gayet yani güzel geçti. Tamamen gözüm açıldı ya. Dünyaya sanki yeniden gelmiş gibi bir şeydi. Yani ben bu günlerimi inan ki hiç unutamam yani. Ben şu an evime gideceğim. O evimdeki o yaşadığım atmosferi göreceğim ben şu anda. Şimdiki halime bakıyorum. Binlerce şükürler olsun. Hem doktorum Eyüp Bey'e hem çalışanlarına hepsinden Allah bin kere razı olsun diyorum. Sevgi Hanım bize bel ve sol bacak ağrısı, ayağa kalkamama ve yürüyememe şikayetleriyle geldi. Biz hikayesini biraz daha derinleştirdiğimizde ayağında kuvvet kaybı, idrar yapmakta güçlük gibi ikinci ve bizim için çok önemli olan acil cerrahi yapılması gereken semptomlarının da olduğunu gördük. Hastamızın tetkiklerini incelediğimizde bel fıtığı olduğu bölgenin tekrar bir bel fıtığı olduğunu ve artık vida ameliyatı ile birlikte fıtık çıkarıldıktan sonra belinin daha sabit bir hale getirilmesi gerektiğini söyledik. Kendisi ameliyat teklifini kabul etti. Çünkü gerçekten ağrıları ağrı kesicilerle kontrol edilemeyecek bir haldeydi. Hazırlıklarını yaptık ve nöromonitör eşliğinde güvenli bir şekilde ameliyatımızı tamamladık. Fıtığını aldık. Çok büyük bir fıtıktı. Sinirlerini rahatlaştırdık. Uzun süredir bas etkisiyle olan sinirlerde ödem dediğimiz tablo mevcuttu. Bu durumu ameliyattan sonra kendisiyle de paylaştık ve takip eden süreç içerisinde ilk olarak ayağındaki kuvvet kaybı düzelmeye başladı. Sonraki süreçte de artık mesane kontrolünü kendisi yapabilecek hale gelmeye başladı. Evet. Tedavi için sürecimiz henüz tamamlanmadı. Daha bir süre tedavi için devam edeceğiz. Rehabilitasyon sürecimizde de inşallah bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. İnşallah hocam. Geçmiş olsun Hayırlısı. diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.